misin sanımım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hüseyin'e yaptığınız jesti duyunca çok şaşırdım Ferit. Ne jesti ya? Ne duydun? Hüseyin'in otel için kat be kat yüksek maliyet çıkarması ve sizin de bunu kabul etmeniz. Pardon. Efendim anne, iş toplantısındayım. Önemli mi? Evet, önemli. Sen mi izin verdin karına bu saatte dışarı çıkması için? Anneciğim, Ayşe çocuk değil. Dışarı çıktıysa bir işi vardır demek ki. Benden izin almasına gerek yok. Ne yani? Gece yarısı bu saatte gizli saklı dışarı çıkmasına ses etmeyeyim mi Ferit? Hele sen yok ya. Anne. Nasıl yardımcı olabilirim? Ferit Sancak zaten hangi odada kalıyor acaba, öğrenebilir miyim? Özür dileriz hanımefendi. Ancak bu bilgiyi sizinle paylaşmaya yetkim yok. Ama ben onun eşiyim. Bugün sürpriz yapmayı düşünüyordum. Yardımcı olursunuz belki. Kimlik ya da evlilik cüzdanı görebilir miyim? Tabii tabii. Hemen veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. 815, 8. kat. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Senin burada ya? Sen nasıl girdin buraya ya? Ne akla geliyorsun sen benim odama? Sen nasıl gelirsin buraya? Sana sürpriz yapmak istedim. Kötü bir sürpriz herhalde. Safsın Ayşe, çok safsın. Senin ne işin var burada? Benim yanımda, o yüzden açamadı. Rica ediyorum Ferit, lütfen oturur musun? Son kez birbirimizi dinleyelim, konuşalım. Sakin sakin, arkadaş gibi. Sonra istersen yine nefret edebilirsin benden. Ama söyleyeceklerim çok önemli. Söyleyeceklerini söyle, sonra çık git odamdan. Ben ilişkimize, aşkımıza kıyamadım ama başkaları kıyacak. Sen Ayşe ile mutlu olamazsın ki. Bunu şimdiden yüzümde görebiliyorum. Ne öğrenmek istiyorsun Hande? Ne yapayım? Sana Ayşe'ye olan hislerimi mi anlatayım? Anlatma. Bence de. Çünkü yoklar. Öyle bir hissin yok ki. O kız buraya çalışmaya gelmiş. Evlenmeye değil. Aranızda ne tür bir anlaşma var bilmiyorum ama o kadın seni sevmiyor Ferit. Nereden biliyorsun? Papatya falan mı baktın? Bugün buraya senin yanına gelmek için Ayşe'den izin istedim. Karın ya. Ona sorayım dedim. O kadar rahat yolladı ki beni sana. O kadar rahat tamam dedi ki.
Senin adına üzüldüm. Seven hiçbir kadın kocasını eski nişanlısının eline böyle teslim etmez. Kıskanır. Acaba kendisini silahla yaraladığın için korkmuş ve susmuş olabilir mi? Korksaydı dün oturup benimle dertleşmezdi. Konuştuk onunla. Sana olan hislerimi dinledi. Mahcup. Çünkü yüreği boş sanırım. Kadınlar birbirini anlar Ferit. Belli ki onun da ardında bıraktığı birileri var. O da başkasında teselli arıyor. Senin gibi. Ayşe, Ferit çok sevindi değil mi seni görünce? Araba nerede Vediye abla? Dönmem lazım. Sen kaçma diye döndü canım. Hayır, lütfen dönmek zorundayım. İyi değilim. Durum vahim galiba. Tamam, hemen yolluyorum güzelim. Bekliyorum. Tamam. Nesin kızım sen ya? Adam evlenmek üzereydi. Bir de utanmadan gurursuzca peşinden geliyorsun otele. Bana senin yüzün daha hapiste çürüyecek. Sen ne yapıyorsun Ayşe ya? Kalp Yarası ATV'de.